Bir kendimi kısaca tanıtayım. Aslında burada herkesi de tanıyabiliriz şu anda. Evet. Ben aslında ODTÜ İstatistik mezunuyum ama bilgi iletişim teknolojileri konusunda çok çalıştım. İstanbul'a gidip orada bizzat özel sektörün içerisinde bankacılık sektöründe çok uzun yıllar çalıştım. Ondan sonra Avrupa Birliği destekli Ar-Ge ve inovasyon programları ile ilgili çalışmaya başladım. Bilmiyorum pek bir fikriniz var mı? Altın çerçeve programı, yedinci çerçeve programı, Horizon 2020 falan çok arka oradan hafiften şey geldi. Bunlarla ilgili çalışırken de çok farklı projeler yapmaya başladım. Aslında bilgi iletişim teknolojilerinden gelmeme rağmen imalat sektöründe, enerjide, çevrede ve asıl aslında bugün sizle beraber olmamdaki konu ilgili konu akıllı şehirler konusunda şehircilik ya yani kentlerle ilgili çalışmalar da yaptım ama kent çalışmaları sizin gibi değil tabii sizin uzmanlığınız bende yok. Ben daha çok bilgi iletişim teknolojileri ve bu anlamdaki inovatif projelerde hep çalışmalar yaptım. Yani inovatif derken yani Ar-Ge'si bitmiş inovasyona dönüştürme çalışmalarını gerçekleştirdim. Bunun gerçek hayata uygulamaları biliyorsunuz inovasyon çok daha sonra oluyor. Onun için hep bu işin başlangıcı ve ilk çalışmalarını yaptım. Hayatım boyunca da hep her şeyin ilkini yaptım. Onun için de anlatmak hep çok zordur. Hep de böyle beni çıkartıp anlattırıyorlar. Bakalım ben bir şey anlatabilecek miyim? Ya da bazen şey hissediyorum. Anlattığım şeyler çok fazla yeni şeyler. Aslında yeni jenerasyonun benden iyi biliyordur herhalde diye düşünüyorum. Bazen de çekiniyorum. Lafı uzatmayayım. Bugün burada olma sebebim kentin gelişiminde paylaşımcı aslında ben İngilizce hazırlamıştım başlığı. Yani sunumu Türkçe yapacaktım ama kentin gelişiminde paylaşımcı derken collaborative demek istedim. Collaborative approach. Açıklama yapayım. Türkçe'ye biz çevirelim diye uğraştık. Çünkü Evet. Leyla Hoca İngilizce göndermişti. Kolaboratifin Türkçedeki karşılığına baktığımız zaman işbirlikçi diye geçiyor. İşbirliği. İşbirlikçi. İşbirlikçi, kolaboratif, evet. İşbirlikçi de bizim kuşak için olumsuz ifadesi Politik olan bir mesela siyasi mesajlar kavramdı. veriyor. Şimdi kullanılıyor biliyorum. Ama işbirlikçiyi kullanmak istemedik. Paylaşımlı diye Evet. kullanmak istedik. Fakat sonra paylaşımcı Paylaşabilirsiniz ama birlikte çalışmayabilirsiniz. Çünkü Evet. Onun için işbirliğinde aslında birlikte ikisinin hareket altının çalışma. farkındayım. Muhabbet güzel artmış. Evet. Paylaşımcı zaten herkes şu anda her şeyi paylaşıyor. Dünyada nüfus çok hızlı gelişmeye başladı. Bu tabii İstanbul'dan enstantanelerdi az önce. Çok kalabalıklaşmaya başladı ve kentlerde daha çok özellikle de büyük kentlerde daha çok insan yaşamaya başladı. Özellikle 2050 hep 2050 şeyleri var bu aralar tahminleri. Bu balıklarla ilgili var biliyorsunuz. Balıktan çok plastik olacak diye. O da aslında kalabalıkla ilgili bir tahmin. Balıktan çok plastik olurken insanların da %70'i kentlerde ve büyük kentlerde yaşıyor olacak. Yani gittikçe kentleşme çok hızla ve büyük kentleşme çok hızla artan bir olgu. Siz de biliyorsunuz zaten. Bu durumda tabii ne güzel. Ben de sizden öğrenmeye geldim. Kentli kimdir? Böyle çok birkaç sizden şey alabilir miyiz bilgi? Kentli dediğiniz zaman aklınıza kimler geliyor? Hemen birkaç tane şey. Çok düşünmeyin hızlı bir şekilde. Yani şey değil, quiz değil. Efendim? Tamam, kentte yaşayan kimler var? Örneğin öğrenciler var, değil mi? Öğrenci var, değil mi? İşçi var. Efendim? Memur. Efendim? Kentli tiplemelerine bakalım isterseniz. Kimler kentli? Başka bu çalışanları söylediniz. Öğrenci ve çalışan dışında başka tip kimse yok mu? Kadın bunlar da birer kadın o kadın bir cinsiyet kadınlar cinsiyet. Göçmenler çok güzel o da bir şey. Ama belki yaşlıları ayırabiliriz belki burada. Çünkü onların
farklı ihtiyaçları olabilir. Gibi böyle kentli diye bu tip şeyler yapabiliriz. Hatta turistler sizce kentli midir? Turistler, evet, geçici kentli. Geçici kentli. Çünkü onların da kente geldiği zaman kenti orada hayatlarını kolaylaştırmak gerekiyor. Peki, daha başka bu sıralanabilir. Ben sadece sizden aldım. Farklı ihtiyaçlar diye görüyorsak belki engelliler. Engelliler de var, evet. Ama esas kentli dediğimiz normal vatandaş tabii. Öyle o şekilde bakmak lazım. Evet, çocuklar. Peki şey, kent yöneticisi kimdir? Belediye, değil mi? Başka var mı? Başka? Efendim? Muhtar. Tamam. Güzel. Başka? Peki, ha bir soru sorarım. Kentin gelişimi deyince aklınıza hangi kurum ve kişiler geliyor? Efendim? Hastane. Kentin gelişimi. Peki. Başka? Güzel. Efendim? Bakanlık. Güzel. Bu zaten belediyenin şeyi. Güzel. Peki. Bayağı hızlıca şey yaptık. Öte yandan bu kentin ihtiyaçları hızla artıyor ve kente farklı bu ihtiyaçlara göre hızlı çözümler geliştirmek gerekiyor. Örneğin bu çok ilginç bir çözüm. Bunu burayı bileniniz var mı? Burası Galata Rum İlkokulu'ndan çekilmiş bir fotoğraf. Karşıda da kilise var. Kiliseyi biliyorsun, eski Rum kilisesi. Bu kilisenin önünde bir kaldırım var. Kaldırımda tabii uçak park yeri, o Biennale'den kalma tabii, o gerçek değil. Ama kaldırım, kilisenin önü tamamen bir otopark alanı olarak kullanılıyor. Çünkü şuradan itibaren kaldırım yok. Şu yukarıdan itibaren, şu pointer var mı? Herhalde. Yukarıdan itibaren kaldırım yok. Onun için arabaların bir yerlerde durması gerekiyor. Duramadıkları için ya da bir şekilde park ihtiyacı var. Yani kentin de inanılmaz hızlı şekilde ihtiyaçlar belirebiliyor. Özellikle mega kentlerde, özellikle hızlı gelişen büyük kentlerde. Onun için farklı teknolojiler, bu fotoğrafta bir başka ilginç bir şey. Aynı zamanda burada hafif metro var. Yani bir... Bu da bir hani gelişmişlik düzeyini gösteriyor. Ama yukarıda kaldırımda otopark yapılıyor ve bu otoparkı yapan belediye midir, kimdir belli değil. Yani garip bir şekilde bu tip ihtiyaçlar ve yıllardır böyle ihtiyaçlar üzerine hızlı bir şekilde çözümler geliştiriliyor. Evet. Ve bunun için de sürekli bir takım bunlarla ilgili çalışmak, geliştirmek gerekiyor ve bu hıza da yetişmek gerekiyor. Peki, yeni bir soru soracağım size. Kent yöneticileri kentlerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için ne yapıyorlar sizce? Yöneticileri söyledik az önce, değil mi? Kimlerdi? Gayet de güzel söylediniz. Belediye başkanı, vali, muhtar falan. Şeyler, bir de diğer kesim de burası. Peki bu kişiler... bu kişilerin ihtiyaçlarını anlayabilmek için ne yapıyorlar? Çok özet 3 tane alayım. Anket? Öyle mi? Anket mi yapıyor? Ne konuda? Efendim? Ha, öyle mi? Anket yapıyorlar. Peki bu anketi yaptıktan sonra şeyin... Vatandaşa bunun bilgisini, kentliye bilgisini veriyorlar mı? Kentliye, yani bu, pardon, tek yönlü bir anket değil mi? Tek yönlü.
Başka? Bir beyaz masa var herhalde bir de, değil mi? Beyaz masa. Beyaz masa nasıl? İyi işliyor mu sizce? Efendim? Yani geri dönüşü oluyor mu beyaz masa? Peki beyaz masada bir soru sorup yanıt mı alıyorsunuz sadece? Geri dönüş yapıyorum. İlgileniyoruz. Evet. Peki başka bir şey yapıyorlar mı? İhtiyaçları anlamak için başka bir şey yapıyorlar mı? Ne yapıyorlar seçim? Şimdi seçim zamanı. Tamam o... Seçim, tamam seçim gezileri. Peki. Tamam o... Peki kent yöneticileri kentliler arasındaki iletişimi nasıl yaratabiliyor? Yine şunlar değil mi? Aynı. Başka bir etkileşim var mı? Başka bir medya, başka bir kanal, sosyal medya ya da televizyon, başka bir şey. Web, internet bir şey. Ha, telefon, mesaj, SMS'ler geliyor değil mi? SMS'ler geliyor. Bol SMS geliyor. Bu da tek yönlü değil mi? Bu da tek yönlü. SMS'e cevap vermek yasak. Ha tamam, sosyal medya var, güzel. Onda kendiler aslında kendileriyle iletişim sağlıyorlar. Yani kendileri kentlere ulaşmaya çalışmıyor. Yani aslında sosyal medyanın... Kent yöneticileri tanıtım yapıyor, siz yazarsanız ancak ama sizden... Ama bazen anket yapabiliyorlar mesela Instagram'da falan ama çok küçük münferit şeyler olabiliyor. Evet, peki. Peki, habire soru. En iyi sunum sürekli soru sormak. Kent yöneticileri teknolojiyi uygularken kentlilerle nasıl etkileşim sağlıyor? Onu sorduk. Kamu verisini kentlilerle ne kadar paylaşıyor? Esas ikinci soru. Ve teknolojiyi, mesela yeni bir teknoloji bir şey ortaya koyacak. Mesela atıyorum NFC sistemli Ankara kartı var mı? İşte kartla geçiş sistemi ya da cep telefonundan geçiş sistemi. Yani böyle bir şey için sizinle hiç pilot çalışmalar yapılıyor mu? Ya da bununla ilgili... Peki veri paylaşımı ne düzeyde? Veri paylaşılıyor mu? Halkla yani, kentliyle. Veri paylaşılmıyor değil mi? Evet, çünkü bir yasa var. O yasa nedeniyle o oluyor. O yasayı aşamıyorlar. Peki açıklık ve şeffaflığı nasıl sağlayabiliyorlar? Nasıl? Ben soruyorum, sağlayabiliyorlar mı? Yani sağlayamıyorlarsa sağlayamıyorlar. Sağlayabiliyorlarsa nasıl sağlıyorlar? Var açıklık, şeffaflıkla ilgili işte veri paylaşımı yok ama onun dışında hizmetler belki bir anlamda paylaşılıyor ama yine tek taraflı. Evet, bu sırada tabii bir de kirlilik, iklim değişikliği, çevre kirliliği, çevre sorunları gün geçtikçe artıyor. Ve kentler şu anda dünyanın %3'ünü işgal ediyor. Ve %60, %80 enerji harcayıp %75 karbon salımı yapıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Bugün geçtikçe artıyor. Hatta dünyanın en büyük sorunu şu anda çevre iklim değişikliği. Yani teknoloji gelişi o oluyor, bu oluyor bilmem ne ama aslında en önemli sorun şu anda bizim bu planette, yani bu nasıl diyoruz planetin Türkçesi? Dünya şeyde, efendim? Gezegende yaşayabilmemiz. Burada var olabilmemiz bizim için, bu dünya üzerinde artık gezegen, evet, var olabilmemiz. Ve onun için 3 ana konuyu belirlemiş durumda. Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilirlik hedefi var. Biliyor musunuz bu sürdürülebilirlik hedeflerini? 17 sürdürülebilirlik hedefinden
Burada üç ana konuya işaret ediyor. İklim değişikliği, fakirlik ve açlık, iş ve iş gücü yaratma ihtiyacı. Yani bu, şurası tamamen, bu yaşamsal, burası ekonomik. Demek ki bizim artık ihtiyaçlarımız daha temel boyutlara gelmeye başladı. Yani bizim teknolojik olarak oradan oraya hızlı geçmek ya da çöpümüzün zamanında alınması ya da bir yerden bir yere daha kolay gitmemiz önemli. Ama bunları yaparken de çevreye zarar vermiyor olmamız lazım. Yaşadığımız dünyayı da zarar vermeden, kirletmeden yaşayabilmemiz lazım. Evet, ekonomiyi yaratmak lazım ama az önce gördüğünüz o acayip hızlı çözümlerle çevre daha temiz olmuyor. Bu 17 sürdürülebilirlik hedefi burada var. Merak edenler bakabilir. Çünkü bütün dünya şu anda bunun üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin de bunun üzerine bir takım hedefler koydu. Kalkınma planlarını bu 17 hedef üzerine hazırladı Türkiye'de son kalkınma planını. Bir dolu ülke tamamen bu hedeflerle ilgili çalışıyor. burada kenti ilgilendiren neredeyse bütün hedefler kenti ilgilendiriyor. Çünkü kent bizim yaşam alanımız. Avrupa Birliği'nin de bu aynı paralelde hedefleri var, 2020 hedefleri. Bu 2020 hedeflerini koyduğunda daha bu 17 sürdürülebilirlik hedefi belirlenmemişti. Ama bununla çok uyumlu hale geldi zaten şu anda. Burada da ekonomi yine istihdam çok önemli. Arge yatırımı, yenilikçilik, yine karbon salımını düşürmek, enerjiyi verimliliğini arttırmak, okul. Şuna şaşılmışsınızdır herhalde, değil mi? Hani bu Türkiye'de olan bir sorun. Hatta ben o konuda proje bile yapmıştım. Avrupa'da da böyle bir sorun olacağı aklınıza gelmiyordu herhalde. Ama bütün dünyada var aslında bu tip sorunlar. Erken okul bırakma oranlarını da düşürmek. Üniversite mezunu sayısını arttırmak. Tabii Türkiye'ye bakarsak çok üniversite mezunu olmaya başladı. İyi üniversiteler, bence doğru üniversitelere tabii odaklanmak gerekiyor. Fakirlik, sosyallik ve şu sosyal dışlanmayı, sosyal dışlanma nedir biliyor musunuz? Social azaltmak, yani sosyal içermeyi arttırmak, social inclusion, engelliler, yaşlılar, yani kente adaptasyonu daha yavaş olan, daha çok ihtiyacı olan dezavantajlı grupların da süreçlere ve yaşama daha kolay dahil olmasını sağlamak. Avrupa Birliği'nin şu anda buna bakıyor ve bu daha verimli, daha sürdürülebilir, dayanıklı, dayanıklı diye, resilience diye yeni bir kavram var belki duydunuz. Dayanıklılık çok önemli. Bu özellikle bu afetler, depremler gibi konular yüzünden resilience, bu dayanıklılık daha önem kazandı. Yaşanabilir ve farklılıkları da içerici kentler. Hedef bu. Artık dünyanın hedefi, yani Avrupa Birliği dünyanın hedefi bu. Ve ne kadar ilerleme kaydetmiş? Çok az. Şu anda bakıyoruz şeye, metriye. Daha önünde gidecek çok yol var. Bu 17 Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilirlik hedefinin 11.'si sürdürülebilir şehirler ve bu, al işte bir tane daha Türkçe'de zorlandığım kavram, communities, topluluklar. Ne diyorsunuz communities için? Halk mı? Halk toplulukları. Halk aslında. Ama halk da tam şey olmuyor, community. Çünkü halk içerisinde farklı gruplar, farklı topluluklar, aslında topluluklar. Ama bu communities kavramı daha da gündeme gelmeye başladı. Bizim yaptığımız her projede artık community'lerin içerisinde olmasını istiyorlar. İçinde community olmayan bir projeyi sevmiyorlar ya da fonlamak istemiyor Avrupa Birliği. Örneğin ben geçen hafta Brüksel'de bir projenin değerlendirme toplantısındaydım. Projenin amacı community'lerle, yani bu topluluklarla çalışmaktı. Çok az çalışmışsınız, onları fazla dahil etmemişsiniz diye eksi puan aldık mesela projede. Bu çok önemli bir hale geldi. Mesela bizim ülkemizde community'ler neler? Aslında onu da soru olarak bak yazabilirmişim. İyi bir soruymuş. Halk toplulukları. Sosyal gruplar. Evet. Neler mesela? Meslek
Evet. Her türlü küçük sosyal grup. İşte kadınların bilmem ne birlikte olmaları. İşte yok çevreyi düzenleme grubu. Yok ne? İşte böyle bir sürü komüniteler var. Yok biz bir araya gelelim işte. Ama ortak bir hedef için birlikte daha iyi bir şey yapmak, kendi hayatlarına birlikte iyi bir şey katabilmek için bir araya gelmiş gruplar, komüniteler. Şimdi yaşanabilirlik diye bir kavrama geçtik. Yaşanabilirlik derken buna da dünyada bakılıyor. Artık yaşanabilirlik ne demek? Sürekli bunun üzerinde çalışılıyor. Bu da sürekli değişiyor bu arada yaşanabilirlik kriterleri. Bu 2018'de dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini, kentini seçmişler. Burada baktıkları kriterler sosyal stabilite, kültür, çevre, sağlık, eğitim, altyapı. 140 kent arasından Viyana birinci sırada çıkmış. Melbourne 2, Osaka 3, Calgary, Sydney, Vancouver, Toronto diye gidiyor, devam ediyor. Evet, bunu çok yakın okuyamıyorum. Bakalım buradan okuyabiliyor muyuz? Kent yöneticileri ve kentliler geniş çaplı refah göstergeleri bazında açık, halk düzeyinde, halk dediğim community veriye ulaştığında politikalar ve kararlar daha bilgi sağlayıcı ve bilimsel düzeyde olur. Bu yazıyı bu yaşanabilirlik raporundan aldım. Yaşanabilirlik raporunun ilk paragrafı. Bu veri açık olarak herkesle paylaşıldığı zaman halk yaşanabilirlik etkisi oluşturacak kararlar verebilirler. Anlatabildim mi? Anlaşılıyor mu? Evet. Şeffaflık dediğim olay, şeffaflık da ancak veriyle oluşabilir. Çünkü biz her şeyi artık veri olarak kaydediyoruz ve teknolojinin de gelişimiyle zaten veriyi kaydetmek daha da kolay hale, paylaşmak çok daha kolay hale geldi. Onun için elimizde böyle bir olanak varken belki eskiden çok daha zordu. Eskiden toplantılar yapılıp oralarda anlatılıyordu ama şimdi çok daha hızlı bir şekilde paylaşmak mümkün. Kararları verebilmek için de aslında kent yöneticilerin değil, halkın, toplulukların da bu verilere ihtiyacı var. Bu verileri oluşturanlar çünkü bu topluluklar. Teknoloji de işte dediğim gibi hızla gelişiyor, ilerliyor. Çok farklı kentlerde teknolojiler var. İşte kaykayı al git sonra orada bırak. Ama onu alıp gittiğini orada bıraktığını orada tabii bir veri oluşturuyor. O izlenebiliyor. Öbür tarafta bu virtual bike, sanal gerçeklik bisikletle davranışları analiz edebiliyorsunuz. Bisiklet davranışlarını. Kentlerde bununla ilgili planlamalar yapabiliyorsunuz. Bunun gibi böyle bir dolu teknoloji var. Bu hızlı teknoloji gelişimde ve bütün bu çevreyle ilgili konular, bütün bu ihtiyaçlar, hızlı gelişim, çevreyle ilgili kısıtlar, bunların hepsi bizi yeni yeni kavramlara getirmeye başladı ve bir takım kentler, kent tipleri oluşmaya başladı. Örneğin akıllı kent deniyor. Akıllı kent, her yerde akıllı kent, işte akıllı kent projeleri. Akıllı kent dediğiniz ne? Aslında teknolojik bir kavram gibi duruyor. Ama aslında arka tarafında bütün bu ihtiyaçlar, kısıtlar yatıyor. Sürdürülebilir kent. Bu da önemli bir kavram. Bununla ilgili de bir dolu proje yapılıyor. Dayanıklı kent. Kentlerin dayanıklılığı da çok önemli. Resilience. Bu da zaten artık 2018'de çıkan bir kavram. Bir de mutlu kent. Mutluluk diye de bir kavram çıktı. Mutluluk diye bir öyle bir kavram çıktı ki artık her yerde çünkü insanlar kentlerde mutsuz olmaya başladılar. Onun için mutlu kent kavramı, yaşanabilir kent kavramı içerisinde mutluluk da burada çok önemli. Çünkü zaten asıl ana amaç mutlu ve rahat yaşayabilmek. Buradan hızla başka kavramlara geçiyorum. Richard Florida'yı duymuş muydunuz hiç? Creative Class diye bir kitabı vardı. Sonra Who is Your City diye başka bir kitap yazdı. Bu Creative Class'ta oluşturduğu
bir böyle bir kavramlar oluşturdu. Bir kentte, bir şehirde üç ana konunun üç ana noktaya dikkat etmek gerekiyor diyor. Teknoloji, talent dediğimiz yetenek ve tolerans dediğimiz hoşgörü. Bu üçü olmazsa, yani bu üçü kentin daha doğrusu tipolojisini, kentin ruhunu, kentin nasıl bir kent olduğunu belirliyor. Yani sizin nasıl bir kent olduğunuzu bu üçünü bir araya getirip ölçümlediğiniz zaman anlayabiliyorsunuz. Onun için aslında baktığınız zaman buradaki şu üç ana konu başlığında ne dikkatinizi çekiyor? Üç tane T dışında. Yani bunun için neye ihtiyaç var? Yani teknolojiyi ve beceriyi arttırmak yetenek. Yetenek kimde? Teknoloji kimde? Nasıl olur? Nasıl oluşur? Hoşgörü nedir? Kim nedir? Kim yapar? İnsanlar değil mi? Kentliler. Kent dediğiniz şey binalar değil. En önemli şey insanlar. Teknoloji de olsa, teknoloji tek başına hiçbir şey yaramıyor. Teknolojiyi yapan da insanlar. Eğer talent yoksa şehrin de bir talentı var. Çünkü her şehir farklı. Bazı şehirlerin, kentlerin kendi özellikleri öne çıkıyor. Kendi uzman yetkinlikleri öne çıkıyor. Bazıları mesela Eskişehir nasıl bir kent? Bir öğrenci kenti değil mi? Orada daha çok öğrenci yapısı daha fazla. Her kentin kendine has özellikler var. İstanbul mesela ticari. İstanbul'da inanılmaz bir ticaret ve iş yapma yeteneği, yetkinliği var. Ve buradaki başka bir önemli konu tolerans, hoşgörü. Ve bizim bence aslında Türkiye'deki, bilmiyorum hani ben İstanbul'da yaşadığım için tabii daha çok bunu yaşıyorum ve hissediyorum. En eksik konularımızdan birisi. Eskiden en yüksekti, şimdi daha en eksik konu haline geldi. Bunların hepsi insanla ilişkili ve bunların geliştirilmesi lazım. Ve bunlar hiçbir şekilde şu ana kadar anlattıklarımın dışında bir şey değil. Bunlar olmazsa hepsi buna bağlı. Çünkü hoşgörü de sizin yaşamanızı kolaylaştıracak, sizi mutlu yapacak. Aslında hoşgörü aynı zamanda sürdürülebilir yapacak. Çünkü çevreye de zarar vermeyip diğer insanın da mutluluğunu sağlayacaksınız. Bir de bu yıl yeni bir T getirdiler, T daha geldi, Territory Asset diye. Yani aslında coğrafik olarak, teritori olarak, teritori için özel bir terminoloji kullanıyor musunuz? Sorularla gelme. Teritori yani coğrafi olarak da, teritori olarak da bir değeri var kentlerin. Aslında bulundukları coğrafi alan ve teritorinin de önemli bir değeri var. Aslında artık onu da hesaba katmaya başladılar. Bunu da düşünmeye başladılar. Evet, şimdi yeni bir sorulara geldik tekrar. Kentsel altyapıları değiştirmek için sosyoteknik engellerin oluşturduğu riskleri aşmak için neler yapılabilir? Şimdi niye sosyoteknik diyoruz? Çünkü az önce bahsettiğim konuda yani teknoloji gerekli. İnsanlar ve o insanlara hoşgörülü düşünmek, hoşgörü sahibi olmaları gerekli. Onların becerilerini geliştirmek gerekli. Demek ki sosyoteknik bir takım geliştirmeler yapıyor olmamız lazım. Yani teknolojiyle beraber insanların sosyal olarak da bir varlık olarak olduğunu düşünüp o konuda da onu da hesaba katarak geliştirme yapmamız gerekiyor ve buna göre altyapıları oluşturmamız gerekiyor. Peki bu altyapılar oluştururken bir takım riskler var. Neler olabilir mesela o riskler? Belki riskleri sormakla başlayabiliriz. Yani çok kolay mıdır örneğin Ankara'da bir sürdürülebilir kent yapmak ya da akıllı kent yapmak ya da dayanıklı kenti yapmak. Düzen. Düzen dediğimiz sisteme göre ilerliyorsunuz. Ne kadar düzenli olduğu tartışılabilir ama hani bir işleyiş var sonuçta ve bunun tamamen dışına çıkıp yeni bir şey yapmak çoğu insan için zorlayıcı bir şey oluyor. Evet, resistance, direnç olabiliyor değil mi? İnsanların, güzel, çok güzel, çok doğru bir nokta.
direnç var. Direnç tamamen sosyal bir engel tipi. Başka? Kültürel. Kültürel riskler var. Kültürel değişimle ilgili. Evet, evet doğru. Gibi böyle bir sürü sayılabilir. Peki bu riskleri aşmak için neler yapılabilir? Yani çok basit düşünün. Şeyi düşünmeyin. Çözümcü düşünmeyin. Ya ilk ne yaparsınız mesela? Böyle riskler var. Gördünüz. İlk iş. Nasıl? Bilgilendirme. Nasıl? Konferanslar. Nasıl? Kimin? Kim sağlayacak? Tamam, kim? Plancılardan tutun yöneticilere kadar. Kadar. Peki, güzel. Motivasyon. Motivasyon bambaşka bir konu bu arada. Apayrı bir konu o. Yani şey olarak, derin bir konu. Biz çünkü her şeyde motivasyon ölçüyoruz artık. Yeni çıktı o da. Çünkü anlamazsanız doğru şey yapamıyorsunuz. Katılım sağlamak motivasyon. Güzel. Nasıl demiştik? Kadar neydi? Kadarı yazacağım. Nereden nereye kadardı? Ha, plancılardan. Yöneticilere kadar. Kadar. Kadar ilginç. Döneceğim ben bu kadara. Peki, farklılıkları ve dezavantajlı durumdaki kentlileri sosyal olarak kent yaşamına ve karar süreçlerine dahil etmek için neler yapılabilir? Aynı şey ama başka türlü bir soruyla düşündürtüyorum. Yeni bir şey varsa yazacağım, yoksa geçeceğim. Analizler. Aha. Nasıl? Doğru ama soru soruyorum. Nasıl? Tamam, nasıl? Haber bilgilendirerek. Nasıl? Kim bilgilendirecek? E-mail olabilir. Tamam, kimi yapacak? Kadar. 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 Tamam. Okey. Tamam. Sorular ardı arkası kesilmiyor. Ne çok koymuşum. Ha. Tamam. İşte kadarın cevabı geliyor. Kadarın cevabını soruyorum. Artık biliyorsunuz. Hangi paydaşları nasıl dahil etmek gerekiyor? Bu kadar dediğimiz paydaşlar aslında. Değil mi? Yani sosyolog da var, şey de var, belki psikolog da var, city planner, şey, neydi sizin Türkçeniz? Kent tasarımcıları var. Eskiden şehir bölge planlama deniyordu. Başka kimler var? Bilgi iletişim teknolojiciler, yazılımcılar, geliştiriciler var. Değil mi? Başka kimler var? Sağlıkçılar var, kent yöneticileri var. Değil mi? Bir sürü paydaş var. Bunları peki nasıl dahil etmek gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor sizce? Dinlemeye geldiniz ama zorluyorum biraz. İnsanları mı halka dağıtacağız? Gelemeyen olursa biz onlara gidelim diye. Yani sonuçta paydaşları bir araya mı getirmek gerekiyor?
Ama nasıl? Planlı bir şekilde mi? Peki, kentli var mı burada? Olmalı mı? Tamam. Sizin Aydınger'ler de şeyci kent tasarımcılarını şey yapmak böyle bir şey olsa gerek. Aa, bu ne? Yalnız bir şey, balıkçı. Şimdi bu kadar yokken ne güzel oldu ya, bu kadar çok iyi bir şey oldu. Herkes anlıyor. Bu birliktelik yokken aslında normalde mesela şu anda şeyin yaptığı Lonely Fishing, belediyenin yaptığı ya da teknolojicilerin yaptığı, yazılımcıların yaptığı, şirketlerin yaptığı. Yani ben al bir çözüm getirdim sana, buyurun. Kendi kendine, etrafta kimse yok. Aşağısı balık dolu. O balıkları da bir tane yem var, ondan avlamaya çalışıyor. Yani dünyadan haberi yok yukarıdakinin, aşağıdaki dünyadan. Bu bir yöntem. Bir başka yöntem, kadarlar. Yani işte şeyci, şu kim? bir diğeri işte planlamacı, öbürü psikolog, öbürü yazılımcı falan. Yani kent yöneticisi de var. Ama burada bir plan var mı? Yok. Bu... Aynı mı? Şey, bilmiyoruz. Amaç belli mi? Amaç belli değil bence. Bir aradalar mı? Biraz. Biraz. Çünkü aynı şey üzerine yaşıyorlar. Demek ki bir koku var. Değil mi? Bir koku var. Bir balık kokusu var, onun için gelmişler. Ama birlikte hareket etmiyorlar. Tek başlarınalar onlar da. Ayrı ayrı hareket ediyorlar. Fakat bir de şu var. Bu bizim afiş. Burada bitiyor sanıyorsunuz. Halbuki bitmiyor. Saat kaç oldu? Burada geç kalmıyor. Ha, o zaman çok hızlı geçmem lazım. Ders gibi olmaya başladı. Bu da aslında işbirliği. Bizim gelmemiz gereken nokta bu. İşbirliği ve katılım. Anlatmaya çalıştığım şey o. Hazır hayvanlardan gidiyorken böyle bir araştırma buldum. Diyor ki bu kolektif şey hayvan hareketleri, davranışları aslında interdisiplineri bir şey oluşturuyor, ilgi oluşturuyor. Çok ilginç, böyle bir sonuç çıkmış. Aslında benim de burada anlatmaya çalıştığım şey bu bir araya gelmek, az önce bahsettiğimiz paydaşların hiçbiri şey değil, birbiriyle aynı değil. Bunlar farklı, interdisiplineri, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi. Ben de aslında bundan bahsetmeye çalışıyorum. Şeffaflık dediğimiz, az önce bahsettim. Onun için biraz daha hızlı geçeceğim. Bu veri, açık veri konusu. Açık veri, kamu verilerinin herkes tarafından erişilebildiği ve herhangi bir yasal, teknolojik engel olmadan kullanılabilen kamu verisinin kamuyla, halkla paylaşılmasıdır. Ama hiçbir şekilde özel, kişisel veri yoktur. Ya otobüs durağında kaç kişi var ya da bu toplantıda kaç kişi var, bu toplantıdaki kişilerin kaçı kadın, kaçı erkek gibi bir takım veriler. Ama bu açık veri artık bu eskiden biz hani teknoloji çok gelişmeden önce daha demografik veri gibi, istatistiksel veri gibi statik verilerdi. Ama bunlar artık teknolojik olarak hızla elektronik ve dijital olarak paylaşılan ve gerçek zamanlı, online ve gerçek zamanlı paylaşılan veriler haline gelmeye başladı. Kentlerdeki paylaşılabilen, teknolojik paylaşılabilen veriler en çok coğrafik veri, biliyorsunuz siz de GIS ile paylaşılıyor. Onun bir sürü standardı var. Ulaşım verisi işte bu GIS ile birlikte. Çevre, hava, finansal veri, bilim verileri, kültür ve istatistikler. Bunun da açık veri ekosistemi var. Bu ekosisteme baktığımız zaman aslında bizim paydaşlara benziyor, değil mi? Aynı bizim paydaşlar bunlar da. Çünkü aslında kentte kentliler dediğimiz bunlar. Paydaşlar da onlar, kentliler de onlar. Aslında herkes aynı yerde yaşıyor. Çok hızlı geçmeye başladım, 10 dakika kaldığı için. Örneğin bir veri paylaşım, açık bir veri paylaşım şeyi, Londra'daki dashboard. Bu dashboard'daki veriler, bunlar canlı, real time, gerçek zamanlı olarak
O anda yükselen, alçalan şeyler, iş gücü oranları, yangınlar, sigara dumanının yarattığı etki, nüfus falan gibi bir sürü veriler. Bu dashboard, bunun arkasındaki, bunlar aslında verinin sonuçları. Bunun arkasındaki veriler de dijital olarak ve teknik olarak paylaşılıyor zaten açık veri olarak. Başka teknolojik çözümler, örneğin bir sürü application, bir sürü uygulamalar gerçekleştiriliyor. Mobil telefonlarınızda zaten kullanıyorsunuz. Engelliler için erişilebilir kamu alanları. Örneğin bunlardan bir tanesi. Bunu da bu açık verilerle gerçekleştiriyorlar. Yani bizim, sizin Ankara'nın bu app'i, uygulamayı geliştirebilecek verisi açık olsa, siz de böyle bir app'i hızlı bir şekilde hiç kimseye bir şey sormadan ya da belediyeye gitmeden ya da ulaşım bilmem ne dairesine gitmeden geliştirebilirsiniz. Aynı şekilde bisiklet paylaşım haritası buna bir örnek. Ve aslında bütün bunlar yapılırken burada bahsettiğimiz yeni bir kavram var. O da co-design, co-creation. Bu kavramlarla ilgili çalışmış olan, bilgisi olan var mı aranızda? Akıllı Şehir Hekatonu, bir Avrupa Birliği projesinin. Bu hekatonda biz şehire, kente yenilikçi çözümler geliştirmek için, ulaşımda yenilikçi çözümler geliştirmek için, ama bunu da kentin ulaşım, açık ulaşım verileriyle kullanarak yaptık. Bir yarışma bu. 2-3 gün işte yazılımcılar, uygulama geliştiriciler, şeyler, hatta plancılar, diğer isteyen herkes katılıyor ve birlikte gruplar, takımlar oluşturarak çözüm geliştiriyorlar, ama verileri kullanarak yapıyorlardı. Onunla ilgili 2013 ve 2014 yıllarında yaptığımız hekatonların videoları, hani onları izlemenizi tavsiye ederim. Neye benziyor, nasıl yapılıyor, nasıl çalışılıyor diye. Bu bir proje kapsamında yaptık. Bu projede bu kadar ortak var. Bu kadar ortak birlikte çalıştık, yaptık. Biz de şuradayız. Bizim şirketimiz Tages. Şurada. Burası işte interdisipliner bir yer. Burada belediyeler de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de vardı. İşte canımız çıktı verileri açana kadar. Ama sonra kapadılar verileri. Çünkü yasal olarak verileri açamıyorlar. Ama proje kapsamında açıldı. Hem de canlı olarak bütün veriler açıldı ulaşımla ilgili. Çünkü İstanbul'da 20'den fazla araç tipi var. Ve 20'den fazla araç tipinin bir o kadar da o kurumlarda verisi. Yani her yer bir yerde değil. Biz o verileri bir open data, açık veri standardına getirdik ve kullandık. Burada belediyelerden yazılım şirketlerine, bir takım komünitelerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok şey var, kurum var. Buradaki kurumların bazılarını anlatacağım hemen. Ve bu verileri de işte turizm, katılımcılık, katılımcılığın şeyi, standardının adı Open 311. Linked Data, bu bizim şey mobility dediğimiz ulaşım verisi. Bu API'ler aracılığıyla bunları biz açtık. Şu QR koddan da o verilere ulaşılabiliyor. Yani 8 tane şehir vardı. Bu 8 şehrin verisine ulaşılıyor. İstanbul'un şu anda kapalı olduğu için ulaşılmıyor. Onun dışındaki 7 şehrin verisiyle siz de bir şeyler yapabilirsiniz. Eğer teknik kişiler varsa aranızda. Ama İstanbul için o zaman çalışmıştık. Nasıl bir yerden bir yere gitmek için nasıl rotalar çizelim falan filan diye. Ve bir sürü de uygulama geliştirilmişti. Ama hiçbiri çalışmıyor veriler kapalı olduğu için. Onun için tek taraflı, tek tabanca. O phishing var ya, o phishing yapılıyor şu anda İstanbul'da. Ha, yok, phishing de şeye geçildi. Kadarlara. Evet. Bu da çok ilginç. Bunu özellikle size göstermek istedim. Bu tip tabii bu yine 2014'te yapılan bir şey, fakat artık herhalde vardır, biliyorsunuzdur. Veriler hani artık visual olarak, görsel olarak kullanılabiliyor. Bu da canlı, yine real time verilerle oluşturulmuş Amsterdam'ın nüfusunu canlı bir şekilde sürekli gösteren bir harita. Bunu yapan kişi tek bir kişi yaptı. Bunu yapan kişi kendi içerisinde interdisipliner, multidisipliner şeyi var. Hem plancı, yani mimarlık okumuş, plancı, şey yazılımcı, bir de sosyoloji okumuş. Ekonomi sosyoloji birlikte okumuş. Dolayısıyla o bakış açısıyla bunu yapabiliyor. Ama yazılım
da devam ediyor. Çünkü öbürleri artık background olarak kullanıyor. Bu da çok güzel. Dolayısıyla mobility'yi de gösteriyor, hareketi de, zaman içinde. Hareketi de gösteriyor, evet. Yani hem evet, çünkü location based. Tabii veriler location based çünkü. Bu da esas ulaşımı gösteren bir şey. Open Data Globe. Bunu Utrecht, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Tampere, Helsinki, İstanbul bu şehirlerin açık verileriyle, ulaşım verileriyle şey yaptılar. Yine canlı, real time böyle şeyi görüyorsunuz. Trafik, ulaşım nereden nereye akıyor. Bizim İstanbul'un vardı, gösteremiyorum. Çünkü veri kapandığı için o da gitti gene. Böyle hızlı bir şekilde şöyle şöyle oluyordu, şöyle şöyle. Ya şey böyle dans ediyordu, yaylanıyordu. Mesela bunlar kent yöneticileri için inanılmaz kaynaklar. Ama kent yöneticisi gidecek bunu bir yazılımcıya verecek, yapacak. Halbuki bu veri açık olsa siz bile sizden birkaç ekip, yazılım, develop, bilgisayar mühendisinden biri, sizden birkaç kişi bir araya gelip böyle bir şey yapabilir mesela. Bunu Kanada'dan birisi verilere ulaşmış, yapmış, göndermişti bize. Biz yaptırmadık yani. Dolayısıyla burada başta tekrar geldiğimiz nokta, karar vermede şeffaflık çok önemli. Onun için Open Decision API'ler de geliştiriyorlar. Bunu Helsinki yapıyor. Helsinki bu konuda en ileri yerlerden biri, hatta belki en ileri. Kent yönetiminin karar verme süreçlerinin saydam olması, kentlilerin de bu sürece katılması ve kentlilerin kolay kararlara kolay erişimi için az önce size deminden beri hani beyin jimnastiği yaptırdığım şey, bu verileri kullanıyorlar. Şehirlerde kiosklar yapıyorlar. Orada işte diyor ki işte biz şöyle şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Siz ne düşünürsünüz falan. Politik süreçlere kadar karar verme süreci, her sürece katılıyorlar. Hatta öyle ki Helsinki'liler çok bisiklete bindiği için bisikletliler kioskları kullanamıyor diye onlara yönelik, onların da daha rahat kullanabileceği hem app'lerle hem kiosklarla bir bütünleşik yeni projeler de yaptılar. Bizim projeye öyle katılmışlardı. Bu da katılımcılıkla ilgili bir standart, veri standardı, Open 311. Bu da Fix My Street diye böyle bir API var. Açık, gidip bulabilirsiniz. Burada amaç, yani şeyde, sokakta, caddede ki problemleri raporlamak, bu konuda karşılıklı olarak görüşmek ve tartışmak için bir platform. Platform değil. Bir standart ve uygulama, yani şey API, bunu kullanarak bir sürü uygulama geliştirilebilir. Örneğin bu tip uygulamalarla İngiltere'de otobüs duraklarına 300 bin lokasyonda durak verilerini açtılar, serbest bıraktılar. Yani OpenStreetMap standardıyla halk bunun 18 binini düzeltti ve resmi verinin doğruluğunu iyileştirdi. Yani veriyi birisi, siz de veriye katılım sağladığınız zaman, yeni bir halk olarak, vatandaş olarak bir veri oluşturduğunuz zaman, participative data diyoruz biz buna, bu resmi veriyi daha kötüleştirmiyor, tam tersi daha iyileştirmek için aslında bunu şey yapmış oluyor, verify etmiş oluyor. Şimdi bunun gibi bir takım başka oluşumlar var. Mesela Open for Citizens bir proje. Buradaki amaç vatandaşların, kentlilerin veriyi daha açık, veriyi daha anlamlı bir şekilde kullanabilmesi için onları cesaretlendirme, motive etme projesi. Neler yapılabilir diyorduk ya, işte böyle şeyler yapılıyor mesela. Şeylerin, vatandaşların yani kentlilerin veri okuryazarlığını arttırmak için bir takım çalıştaylar yapıyorlar. Çünkü vatandaşların veriyi okumaları, anlamaları ve katılmaları çok önemli. Living Lab'ler var. Bu çok önemli. Bu aslında vatandaşla, yani kentliyle kent yöneticisi ya da diğer paydaşların, bu çözüm geliştirici paydaşların buluşabilmeleri, onların ihtiyaçlarına yönelik çözüm sağlayabilmeleri için en iyi yerler Living Lab'ler, yaşayan laboratuvarlar. Genelde bunlar belediyeler içerisinde oluşturuluyor ve ortasında user var, yani kentlinin kendisi var. Onun ihtiyaçlarına göre teknolojik ya da çözümler, tasarımlar yapılıyor. Ve ondan sonra da onlar test ediyorlar. Onlar onaylarlarsa bunu gerçek hayata geçiriyorlar. Buna da co-creation diyoruz aslında. Yani farklı kesimler, yaşlılar, engelliler, bunlarla birlikte çalışılıyor. Şey şu, o multidisipliner çocuk
Evet, Amsterdam'daki çözümü geliştiren haritayı. Bu da Amsterdam'da, bu da çok ilginç. Buna bakın, girin. WAAC Society diye bir böyle bir sivil toplum kuruluşu gibi diyelim. Amsterdam'da şehir yöneticileri şehire çözüm geliştirilsin diye böyle bir yapı kurmuşlar. Ama kendileri bu sürecin içinde, yani kendileri içindeler ama şey yönetiminde değiller. Tam tersi, daha herkesin katılımıyla oluşturulan, bilimin, sanatın ve teknolojinin bir araya geldiği ve yeni çözümlere oluşturulan bir kurum. Biz bunlarla da ortak çalıştık ve sürekli projeler yapıyorlar ve projelerin hepsini Avrupa Birliği'nden fonluyorlar. Hepsi fonlu projeler. Sürekli proje gerçekleştiriyor. Buna da girin bakın. Ve hep de co-creation, co-design var. Hep birlikte çalışma, birlikte tasarlama ve hep multidisipliner. Ve halkın, kentlilerin katılımıyla. Mesela bu Big Picnic Festivali yapıyorlar. Bir festival yapıyorlar. Orada aslında bütün kentli katılıp görmüş oluyor. Aslında birlikte şeylerden yararlanmış oluyorlar. Bunlar da bazı Living Lab'ları örnek. Çok fazla Living Lab var. European Network of Living Labs var örneğin. Şimdi Türkiye'de de var Living Lab'ler. Başakşehir Living Lab ilk Living Lab'i Türkiye'nin. Başakşehir'de, İstanbul'da. Sonra Tepebaşı'nda Future Living Lab açıldı. İstanbul'da Zemin İstanbul açıldı. Zemin İstanbul'da Şişhane metrosunun altında orada yer alıyor. Ve bir de Eliminating Barriers Living Lab, onu da Eskişehir'de yeni açmışlar. Ben de onu yeni görüyorum aslında. Bunun gibi bir sürü Living Lab var. Living Lab'lerin hepsi belli bir konuya odaklı olabilir. Belli bir teknoloji konusuna odaklanabilir, sadece şehre odaklı olabilir, sadece girişimciliğe odaklı olabilir. Örneğin şeyde İspanya'da şeyle ilgili, hemle ilgili, yani jambonla ilgili bir Living Lab var. Nasıl daha iyi jambon yetiştirebilirsin? Şeyle ilgili, şarapla ilgili Living Lab'ler var. Bir de bu Living Lab'leri nasıl daha iyi yapabiliriz diye projeler var. Mesela Smarter Labs. Smarter Labs projesi de ben de advisor olarak çalıştım. Mesela Lab for Living'de yaptıkları çözümler bunlar. Toilet Talk, konuşan tuvalet, işte yaşlılara yönelik işte Head Up projesi, Support for All, The Life Cafe falan gibi bir sürü farklı projeler yapıyorlar. Bunu hep vatandaşın, kentlilerin katılımıyla birlikte gerçekleştiriyorlar Living Lab'lerde. Bu da bizim böyle yine bisikletli bir Smart Labs projesi, soldaki benim. Bu da yine Living Lab'lerle beraber yaptığımız, hem teknoloji ortakları hem Living Lab'ler beraber yaptığımız, şehre yönelik çözüm geliştirdiğimiz bir projenin kartı. Bir de biz her projenin kartını da yapıyoruz. Onları da yanımda getirdim, isteyene verebilirim. Mesela Cycling Safety, işte Augmented Reality. Augmented Reality az önce işte biz konuşuyorduk, çok güzel. Şehrin işte bundan bilmem kaç yüzyıl önceki hali. Ne getirip yeni halini getirip üstüne augmented reality ile telefonuna bakıp koyuyorsunuz ve o şeyi görüyorsunuz, aradaki o farkı gözle görüyorsunuz ya da turistlere bunu gösterebiliyorsunuz. Böyle çok ilginç uygulamalar yapılabiliyor. Sound map var, o da çok iyi, şehrin gürültü haritasını çıkartıyor. Smart bin waste collection var, böyle akıllı atık toplama. Onlar, şimdi bunların hepsi bizim, biz de teknolojik olarak geliştirebiliyoruz, yapabiliyoruz. Ama burada önemli olan kentlinin katılımıyla, katılımcılıkla ve işbirliğiyle, farklı kurumların işbirliğiyle bunu gerçekleştirmek. Bunlar hep Living Lab projeleri. Bunlar bir şirketin yaptığı bir teknoloji projesi değil. Bu da bizim proje konsorsiyumuz. Yine bir sürü ülkeden bir sürü kent var, üniversiteler var, belediyeler var ve teknoloji şirketleri var. Son olarak, son zamanlardaki oluşum Fab Lab'ler. Fab Lab'leri duydunuz mu? Bu da tasarım lab'leri ama şöyle, bu aslında çok endüstri tasarımcılarını ilgilendiriyor. Çok kentle birebir ilişkili değil ama artık 3D printerların daha fazla olması ve bir takım teknolojilerin gelişmesiyle beraber makinacılar, endüstriyel tasarımcılar,
hatta mimarlar, kentsel planlamacılar bir araya gelip şehrin çeşitli noktalarına neler yapabileceklerine, neler geliştirebileceklerine prototipleyip deneyimleyebiliyorlar. Özel şeyler, ürünler birlikte tasarlayıp prototiplerini oluşturuyorlar. Bu Luzern'deki Fab Lab, bu da Özyeğin Üniversitesi'ndeki Open Fab. Türkiye'de bir de Kadir Has'ta var galiba. Bu da son. Artık bu da benim en güncel projem. Anlatmadan edemeyeceğim. Plastik Twist projesi. Bu da yine Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve üstelik Avrupa Birliği'nin Collaborative Awareness Platform adı altında, yani işbirlikçi farkındalık yaratma platformu kurma amaçlı bir proje. Ama plastikle ilgili, plastiğin yeniden kullanımıyla ilgili. Yani çok fazla plastik üretiliyor ve plastik yok olmuyor. Onun için mevcut plastiği dönüştürerek, farklı ürünler yeniden kullanarak neler yapabiliriz? Ya da bununla ilgili nasıl farkındalık yaratabiliriz? Bununla ilgili bir teknolojik blockchain altyapılı bir dijital platform oluşturuyoruz. Detaylarına girmeyeceğim. Burada biraz daha küçük bir konsorsiyum. Bu bir inovasyon projesi çünkü. Ama burada da 3 tane pilot var. Mesela İsviçre'de Fab Lab bir pilot. Hollanda'da bir bir pilot, bir bu yenilikçi projelere, organik yenilikçi projelere, business iş geliştiren yaratıcı projelere inkübasyon kuluçka merkezi. Bir de Yunanistan'da bu aktivist, çevre aktivistleri var. Biz işte beraber bir Plastic Twist dijital platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela bu geçen hafta Luzern'deki Rebuttal Challenge'dı. Burada bütün bu plastik parçalarıyla neler yeniden yapılabilir? Yani şeyin şişe kapaklarından ne ürünler geliştirebiliriz diye. Yine bu Hollanda'da yapılan bir takım yine şişelerden yapılan lamba tasarımı. İşte Fab Lab, bu da bir Fab Lab'den bir görüntü. Bu plastiklerle, parçalarla, diğer atıklarla bu şekilde çalışıyorlar. Ve bu şekilde bitiriyorum. Çünkü bu da pilotu. Greece, Yunanistan. Onlar da plajlarda aktiviteler yapıyorlar. Biliyorsunuz bu şeyler yok olmuyor. Plastik pipetler. Yok olmuyor değil. Dönüştürülemiyor o materyallerden. Dönüştürülebildiği zaman, teknoloji gelişirse bakarız o zaman. Ama şu anda onlara karşıyız. Ölümüne. Evet, teşekkür ederim. Ben de çöpçü olarak hayatıma devam ediyorum. Son günlerde zaten.